İsmim Elif misin sorusu biraz deli bir soru oldu tabii. Kim olduğumu arıyorum hala. 5 yıl önce tanıştım ben burayla. Cihangir'de Derviş Baba Deliler Kahvehanesi olarak. Daha öncesinden sosyal medyada görmüştüm ama gidememiştim. Bir 15-20 gün sonra sanırım gelmek şey oldu. Çünkü o civarda bir iş görüşmem vardı ve geldiğim gün geliş o geliş 5 yıldır buradayım. Çok şükür. Çok otantik bir yerdi. Sosyal medyadan incelememiştim açıkçası. Ali abinin röportajını görmüştüm ve birkaç kişinin daha röportajını görmüştüm. Elimde böyle iki tane çantayla gelmiştim. Böyle giysilerini aldığını, işte bağış aldığını, kafeterya ortamı olduğunu biliyorum. Değişik bir konseptti tabii. Yağmurlu bir gündü Ocak ayında. Çok kalabalıktı, çok sıcak bir ortamdı. Kış günü olmasına rağmen hiç içimi üşütmeyen, tam tersine böyle hayatıma bir sıcaklık getiren bir ortamdı. O gün bugün gidemedim. Normalde öylesine geçiyordum. Giysileri bırakmaya geldim, hadi bana eyvallah demeye gitmiştim ki öyle kaldık ama sonrasında çok şükür. Daha önce hiç olmadığım bir ortam. Çünkü ben şey düşünüyorum hep, o dönem tanıştığımda işte dediğim gibi iş görüşmesinden çıktığımda uzun bir süredir bir 6-7 aydır işsizlikle mücadele ettiğim bir dönemdi. İlk iş yerine gidersem maaşımın yarısını işte ya da maaşımla iyilik yapacağım. Çocuk sevindireceğim, yaşlı sevindireceğim. O ana kadar iyiliğin sadece parayla ve maddi olduğunu düşünen birisiydim. Oraya geldikten sonra sanırım iyiliğin hiçbir şekilde maddesel bir şey olmadığını anladım. O yüzden aldığım derslerden bir tanesi bu. Çünkü oraya bir abla geliyor. Erzak ihtiyacı var veya giysi ihtiyacı var. Onun bir hikayesi var. Onun hikayesini dinliyorsun. Gönüllü olmaya çalışıyorsun ama sana diyor ki sağ ol, başını şişirdim. Senin de derdimi dinledin diyor. O sana kendini hissettiriyor. Dert dinlemenin bile iyilik olduğunu ben orada anladım. Diğer yardım derneklerinden ya da yardım adı altında farklı muamelelerin olduğu, suistimal edilmediği, gerçekten hakikaten gözünle görerek emin olarak yaptığın yardımları ispat ettiği için, belki burası bir ispatıydı benim için. Yakınımızda bir ailenin evine gidip ihtiyaç analizi yapmıştık ve o aileye o şekilde görüşüp fotoğraflarını çekip işte görsellerini göstererek tamam yardım yapalım, işte erzak yardım yapalım ya da işte çocuklarına kırtasiye yardım yapalım gibi bir şey çıkmıştı. O yüzden beni etkilediği için sanırım kaldım. Sonrasında da işe girdim. Tabii hayatımda birçok şey değişti. İlk aldığım görev oydu. Sonra Suriyeli çocuklara Türkçe okuma yazma, Türkiye'deki okullara gitmek istiyorlar ama Türkçe bilmedikleri için gidemiyorlar. Okuma yazma ve harf Milli Eğitim Bakanlığı'na mensup bir öğretmen gönüllü arkadaşımızın direktörlüğünde ben orada görev almıştım. Sonrasında tabii bulaşık yıkamaktan tutun, erzak taşımak, eşya taşımak, aile ziyaretleri, çocuklara müze etkinliği gezisi, aşevi, yemek dağıtımı gibi bir sürü etkinlikte katıldık. O anki Elif ile şu anki Elif'in arasında mutlaka ki fark vardır. Kattığı çok şey var çünkü buranın bana. Birçok hikaye izliyorsun. Yüreğine ve hayatına dokunduğun bir çocuğun, bir yaşlının, sokakta kalan birisinin, yemek dağıtımında hizmet etmeye çalıştığın birisinin bir sürü hikaye tanık oluyorsun. 5. yılın sonuna geldiğimde sanırım şeyi öğrendim. İlk gördüğümde ya bu da mı varmış hayatta, ne hikayeler varmış, ya böyle şeyler de yaşıyormuş insanlar dediğimde hani önceden belki 3. sayfa haberlerinde okuduğum ya da ana haber bülteni bize hikaye gibi gelen şeylerin orada gerçek olduğunu burada görüyorsun ve tanıklık ediyorsun. Bir sürü hikaye görüyorsun insanlardan ama aslında tek bir hikayenin olduğunu anlıyorsun. Hepimiz sanki bir hikayenin veya bir büyük bir tabloya baktığında onların küçük bir parçasıyız ve çok ortak yönünün olduğunu görüyorsun zamanla. Yani önceden böyle çok uç noktalarda şeyler düşünürken aa evet doğru bak şimdi benzer şeyleri yaşıyorsun. Ortak tek bir yol var sanki. Biz aynı yolun yolcusuymuşuz gibi geliyor. Aşevinde yemek yedirdiğimiz insanla o yemeği dağıtan veya yemeği yapan gönüllü esasında aynı insan. Bir ayrı bir dünya burası. Şunu hissettim ben, en son yaşadığım, etkilendiğim bir şey söyleyeyim mesela. Dışarıda akan bir hayatımız var neticede, bu devam ediyor. Ve burada gönüllü olduğumuz bir hayat var. Bu standart aynı kalmıyor. Yani her gün dışarıda belki mesai saatleri içerisinde öğrenemediğim birçok şeyi, kaçırdığım, hayata dair kaçırdığım birçok şeyi burada bir dakikada bir insandan, sadece bir çocuktan ya da o gün o kafeye gelmiş ya da aşevine gelmiş birisinden, bir bakıştan, bir sözden alabiliyorsun. Liseli çocukların gelip burada proje için, sosyal sorumluluk projesi olsa bile gelip burada hizmet etmesine bayılıyorum ve diyorum ki ben lise yıllarımda böyle bir şey yapmamıştım. Ben 32 yaşımda tanıştım burayla ve 20'li yaşlarda burada hizmet etmeye gelen ya da bir şeylerin ucundan tutan kişilere çok imreniyorum o kardeşlerime. Müthiş çalışkanlar, arı gibi çalışıyorlar. En son beni etkileyen bir şey vardı. Kısa bir süre önce babamı kaybettim. Babam o sıra yoğun bakımdaydı. Bir
amcayı gördüm, çöp atıyordum dışarıda. Bir amca kaldırıma yığılmıştı. Muhtemelen sarhoş ve sızmış bir amcaydı ve soğuk da var. Amcaya seslenmek istedim ama çok derin bir uykudaydı, bayılmış da olabilir. Anlayamadık ilk başta. Sonra yanıma bir arkadaşımı aldım, erkek arkadaşımı. Ve onunla gittiğimizde dedim ki ya battaniye alalım ya da işte onlar kaldırdılar. Amca ne yapıyorsun burada falan diye. Sonra biz tabii bütün imkanları butik bir derneğiz neticede. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. 153 aradık, İBB'yi aramaya çalışıyoruz. İşte amca sokakta mı yaşıyorsun dedik. Birisi kahve yaptı, birimizi oturtturduk kafenin önüne. Ben ona şey demiştim, o ana kadar babam yoğun bakımdayken çok derin bir acı hissediyordum içimde. Kaybedeceğimi hissediyordum babamı ve içimde böyle bir sürü isyankar duygular vardı. Babam çünkü daha yaşı çok küçüktü, yaşayamadığımız bir sürü anımız vardı, bir sürü şeyler. Ve ben böyle çok yalnız hissediyordum hayatta kendimi. Babam giderse ne yapacağımı sorgularken o amca o gün şey demişti mesela, kahve getirmiştik. Dedi ki işte ben 153 aradım, o sırada telefonla konuşuyorum, amcayı konuşturun diyorlar. Kimlik bilgisi elde etmeye çalışıyoruz. Belediye teslim edeceğiz, yani sokakta yaşıyor çünkü. Dedim ki amca senin kimsen var mı diye bir soru sordum. İsmin ne? İşte ismim şu. İşte kaç yaşındasın? 65 yaşlarında. Kimsen var mı? Ailen, evladın var mı dediğimde sadece Allah'ım var, bir Allah var. Başka hiçbir şey yok elhamdülillah dedi. Cevap bana tokat gibi gelmişti mesela. Ve ben o geceye kadar inanılmaz derecede sorgu sual kafasında bitmeyen böyle isyankar şey vardı. Sonra dedim ki hani evet gerçekten Allah var. O sokakta yatan amcanın sahibi de o, bizim de sahibimiz o. Sokakta yatan insanla ona battaniye uzatan insanın aynı olduğunu o zaman anladım ben. He diyorsun sonra. Aslında o cevap o amcadan değil, hayattan sana geliyor. Eyvallah diyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Hayata dokunmak çok güzel bir şey. Ben buradan önce kursa gideyim çok dolu dolu geçerdi benim hayatımda, dernekten önce de. Spor yapmaya çalışırdım, işte sosyal aktivitelerim vardı, eyvallah hepsi. Burası da bir sosyal aktivite şu anda. En büyük sosyal aktivitelerimden bir tanesi. 5 yıldır hiç vazgeçemediğim, sürekli yaptığım. Ama burada da yine sporuna devam edebiliyorsun, dışarıdaki özel hayatına yine devam ediyorsun ama bir insana veya bir canlıya, mesela kışta Ali abi ve gönüllerle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte kış gelir, sokakta yatan insan battaniyesi düşünüldüğü gibi bizde, köpekler ve kediler de düşünülür. Mama verilir, kulübeler yapılır ve bunları Ali abi ve gönüllü kardeşlerimiz bizzat kendi elleriyle yaparlar ve çeşitli noktalara dağıtılır. Yiyeceklerde en basit aşevinde yaptığımız yemeklerin ve dağıttığımız yemeklerden artan et suyu ya da çorba, herhangi bir yemek israf olmuyor ve onları da bir kapta biriktirip mahalledeki kedi köpeklere dağıtılıyor. Yani neden gelsinler? Eğer hayatlarında bir değişiklik arıyorlarsa özellikle en büyük tavsiyem. Şurada baki olan bir şey var anladığım. Gerçekten bir hayata, birisinin hayatına, bir herhangi bir canlının, bir ağacın ya da bir kedinin, bir köpeğin, bir yoksulun, düşmüşün hayatına yabancı birisin ama dokunmadığın sürece kesinlikle kendine dokunamıyorsun, kendine dönemiyorsun. Kendine olan yolculuğun asıl öyle başlıyor. O yüzden harekete geçsinler ve direkt gelsinler, kesinlikle tavsiyem olur.